Merhaba arkadaşlar Redox tepkimelerinin 18. videosundayız. Bu videoda da yine Redox tepkimelerinin denkleştirilmesi ile ilgili uygulamalar var ama test soruları çözeceğiz. Başlayalım bir ilk örneğimizle. Bir tepkime denklemimiz var ve der ki bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle elektron alışverişi aynı tür atomlar arasında olmuş yükseltgen madde, denkleştirme, e, tüm bunları yapabilmem için benim buradaki maddelerin bir yükseltgen ve basamaklarını belirlemem gerekiyor. Hidrojen peroksit olmadığına göre de oksijeni eksi 2 kullanacağım. Hadi başlayalım. Potasyum bileşiklerinde sabit artı 1 değerlik alır. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Klor element halinde olduğu için 0. Potasyum sabit artı 1 değerlikli bir metalimiz. Klor metallerle eksi 1 aldı. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2, Eksi 6 artı 1 toplamlarının 0 olması için klor artı 5 aldı. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Pekala kim yükseltgenmiş, kim indirgenmiş dediğimizde bakınız klor hem indirgenmiş hem de yükseltgenmiş. Dolayısıyla elektron alışverişi sadece klor atomları arasında olmuş. Yani aynı tür atomlar arasında olmuş. Ve Bakın KOH potasyum hidroksit redoxa katılmamış bile. O nedenle burada klor hem indirgenip hem yükseltgendiği için Cl2 hem indirgen maddedir. Daha önceki videolarımızda bunların örnekleri vardı. Hem yükseltgen maddedir. Her şeyi klorlar yapmış yani. Hem indirgen hem yükseltgen madde. Çünkü potasyum hidroksitin atomlarının değerliklerinde hiçbir değişiklik yok. Gelelim 3'e. Denkleştireceğiz. Şimdi ben şöyle aşağıya alarak yapmak istiyorum. Klor hem indirgenmiş. Ne yapacağım? Önce şunun başına bir 2 koyacağım. Sonra bir tanesi sıfırdan bir tanesi eksi 1'e 1 bir elektron almış ama 2 atom olduğuna göre toplam 2 elektron alınmıştır diyeceğim. Sonra klor artı 5'e yükselt gelmiş yine bir atom sayılarına eşitleyeceğim. Sonra ne yapacağım? Bir tanesi sıfırdan artı beşe beş elektron verir ama iki atomumuz olduğu için toplam on elektron verilir. Sonra alınan verilen elektronu eşitlemek için burayı beşle çarpacağım. Burayı birle çarpacağım. Ama bakın klor bir yerde giriyor. Ve bunların bir kısmı indirgenmiş bir kısmı yükseltgenmiş. O zaman şu 5 ve 1'i bunun önüne yazamam. Ürünler tarafını eşitlemem lazım. Eksi 1 olanı 5 ile çarpacağım ama başında bir de 2 olduğu için şuraya 10 dedim. 5 çarpı 2. Klor artı 5'e geldiğimde 1 ve 2'yi çarptım. Şunun başına 2 dedim. Klora e, geçebilirim. Denkleştirebilirim artık. 10, 12. Demek ki bunun kat sayısı 6 olacak. Potasyumlara baktığımda 10 buradan, 10 da, 2 de buradan 12. Bunun kas sayısı 12 olacak. En son hidrojenlerimizi eşitleyeceğiz. 16 hidrojen var. O zaman bunun kas sayısı da 6. Oksijenlere bakalım. 12 girenlerde var. 6, 6 daha 12 de ürünlerde var. Denkleştirmiş olduk. Ama biz burada bakın diyor ki en küçük tam sayılarla bizim tam sayılarımız en küçük tam sayılar değil. Yani bunu yarıya bölmem lazım. 6, KOH artı 3 Cl2 5 KCl artı KClO3 artı 3 H2O yaptığım zaman en küçük kas olur. Ve evet suyun kas da en küçük tam sayılarla 3 olur. Sorumuzun yanıtı da 1 ve 3 olacaktır. Doğrularımız bu yargılar. Evet burada ikinci test sorusu örneğimiz zaten bir tane daha var. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyoruz. Burada da sadece bütün öğrendiğiniz kavramları kullanıyor olacaksınız. Şimdi bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu belirleyeceğiz. Ben bunu şöyle biraz büyüteyim. Yükseltgen ve basamaklarını bularak başlayalım. Hidrojen peroksit yok. Oksijen eksi 2 kullanacağım. Artı 1, eksi 2, eksi 6... Ops şuraya yanlış bir şey yazdım. Hemen düzeltelim. Eksi 2. Eksi 6 artı 1 azotun yükseltgen ve basamağı artı 5. Hidrojen artı 1. Artı 2 etti demek ki kükürt eksi 2 yükseltgen ve basamağında. Eksi 2 azotun artı 2. Kükürtün 0. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Şimdi baktığımızda ne olmuş? Bakın azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiş. Ve her bir azot artı 5 ne yapmış? 3 tane elektron alarak artı 2'ye indirgenmiş. Hatta bir yerde girmiş bir yerde çıkmış. Demek ki tamamı redoksa katılıyor. Kükürte baktığımızda eksi 2'den hop 0'a yükseltgenmiş. Ve başka bir yerde olmadığı için de kükürt atomlarının tamamı da yükseltgenmiş. Eksi 2 0'a geldi. Şunu hemen düzelteyim. Demek ki 2 elektron vererek de yükselt geniyor. Bakalım seçeneklerden şu ana kadar yaptıklarımızda doğrular yanlışlar neler var. Aşeno 3'ün yapısındaki N'nin yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Evet biz bunu bulduk. 1 mol S 2 mol elektron almıştır diyor. Hayır bakınız S yükseltgeniyor. Eksi 2'den 0'a dolayısıyla S'nin elektron aldığını değil 2 mol elektron verdiğini söylememiz lazım. Bu yanlıştır. Kükürt yükseltgendiğine göre S atomları yükseltgenme ürünüdür. Doğru. Şimdi bu H2S eksi 2'den 0'a ne oldu? Yükseltgendi. Bu yükseltgenir. Hop. Demek ki HNO3 indirgenir. Hatırlayınız. Kendisi indirgenen madde karşısındakini yükseltgediği için HNO3 evet bizim yükseltgen maddemiz olur. Yani D seçeneğimiz evet doğrudur. En küçük tam sayılarla denkleştireceğiz şimdi. Zaten doğru bulacağız ama. Azotları 2 ile kükürtleri 3 ile çarparak alınan verilen elektron sayısını 6 yaptım. Direkt azotların önüne 2 yazabilirim. Bir yerde girdi bir yerde çıktı tamam redoksa katıldı. Kükürtlerin de direkt başına 3'ü yazabilirim. Girdi ve çıktı. Şimdi hidrojenleri eşitleyelim. Bakın 2, 6, 8 tane var. Bunun kas sayısı 4 olacak. Oksijenleri biz yine de sayalım. 6 burada var. 2, 4 daha 6 burada var. Demek ki doğru denkleştirdik. Ve evet en küçük tam sayılarla denkleştirdiğimizde suyun kat sayısı da 4'tür arkadaşlar. Evet bu videoda son örneğimiz arkadaşlar. Aslında redoks tepkimeleriyle ilgili de son örneğimiz bu. Bir tepkimemiz var. Bu tepkime ile ilgili hangi ifadelerin, yargıların yan doğru olduğunu bulacağız. Lütfen bir siz çözün. Bakın ondan sonra da kontrol edin. Önce ne yapacağız? Yükseltgen ve basamaklarını belirleyeceğiz. Şunu şöyle biraz büyüteyim. Daha rahat görelim. Element halinde gümüş. yükseltgenme basamağı 0. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Eksi 6 artı 1. Azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Gümüş bileşiklerinde sabit artı 1 alır. Oksijen eksi 2, eksi 6 artı 1, azot artı 5. Oksijen eksi 2, eksi 4 etti, azot artı 4. Hidrojen artı 1, oksijen de arkadaşlar eksi 2. Peki, şimdi burada hiç bunları yapmadan da redoks tepkimesi ile ilgili dediğine göre evet kesinlikle elektron alışverişi ile gerçekleşir. Redoks tepkimesinin tanımı bu zaten. Devam edelim. Denkleştirelim. Şimdi bakın gümüş ne olmuş? Sıfırdan artı bire. Bir yerde girmiş, bir yerde çıkmış. Demek ki gümüşlerin tamamı yükselt gelmiş. Kaç elektron vererek? Bir elektron vererek. Azot artı beş de giriyor. Burada artı beş, burada artı dört. Demek ki tepkimeye giren azotların tamamı indirgenmemiş. Bir kısmı indirgeniyor. O da şu. Ve bir elektron alarak n artı 5, n artı 4 olduğu için. Dolayısıyla biz bunları 1 bir ve 1 ile çarpacağız. Ben yine katsayıları koyacağım. Nelere koyduk nelere koymadık bakalım. Şimdi gümüşleri 1 ile çarpacağım için ve bir yerde girdi bir yerde çıktı biri yazdım. Ama biz 1 ile indirgenen azotu çarptığımız için buradaki azotların tamamıyla doksa girmediği için şunun önüne biri koyacağım Sonra diyeceğim ki ürünlerde toplam 2 azot atomu var. O zaman bunun kat sayısı 2 olmalı. Sonra hidrojenleri eşitleyelim. 2 burada var, 2 burada var. Denkmiş. Oksijenleri sayarsanız 6, 3, 4, 5, 6 oksijenlerimiz de eşit. Pekala. Şimdi tepkimeye giren azot atomlarının molce %50'si indirgenmiştir diyor. Bakın artı 5 de girmişti ve 2 tane. Ne oldu? Bir tanesi artı 5 kaldı, bir tanesi artı 4 kaldı. Demek ki iki atomun bir tanesi indirgendi. Yani molce %50'si indirgendi. 3 doğrudur. Gümüş sıfırdan artı 1'e yükselt geniyor. Yükselt geniyor olduğu için bunun karşısındakini indirgemesi lazım. Yani bu bir indirgen maddedir. Dolayısıyla 3 yanlış oldu. Şimdi bir de tepkime hesaplaması yapacağız. Tepkime hesaplaması neyse. Ben bunu şöyle bir temiz bir yere alayım. Rahat görelim. 2 aşeni o 3. Umarım da sığdıracağım. Hop. Sonra neler oluştu? A, O, 3. N, O, 2 ve H, 2, O. Şimdi baktığımızda 0,2 mol gümüşün öncelikle 1 mol gümüşün tepkimesinden 1 mol azot dioksit gazı çıkıyor. 0,2 mol gümüşün tepkimesinden 0,2 mol azot dioksit çıkar. Bunun normal koşullardaki hacmini soruyor. 0,2 ile 22,4'ü çarparak 4,48 litre demem lazım. Dolayısıyla dördüncü yargımızda yanlış oldu. Sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 2 olmalıydı arkadaşlar. Bu video ile birlikte redoks tepkimeleri ile ilgili tüm örneklerden çözmüş olduk ve bu bölümü bitirdik. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.